3 gündür açlık grevinde olan madenciler Ankara'da nöbet tuttukları parkta dün gece yarısı polis baskını ile apar topar gözaltına alındılar. Gözaltı işlemi sırasında bayılan, fenalaşan madenciler olduğu ve dakikalarca ambulansın gelmemesi nedeniyle ilk yardım müdahalesinin geciktiği öğrenildi. Yer altında çalışırken ölüme terk edilen madenciler yer üstünde aç bırakılarak, sefalete mahkum edilerek, hak ararken açıkça zulme uğratılarak öldürülmek isteniyor. Yeni 301'ler olmasın diye mücadele eden madenciler ne gözaltılarla, ne yasaklarla, ne de cezalarla sindirilemez. Soma maden ocağından elleriyle kendi arkadaşlarının cansız bedenini çıkarmak zorunda kalmış ve faillerin ceza alması için yıllarca mahkeme koridorlarında koşmuş madencilerin yaşadığı öfke karşısında kimse duramaz. Mücadele yolunda yiğit madenci önderlerini, Tahir Çetin'i ve Ali Faik İnter'i kaybetmiş Bağımsız Maden İş Sendikası'nın kararlılığı karşısında hiçbir güç duramaz. Bizler de bugün burada Bağımsız Maden İş Sendikası'nın madenciye ses ol çağrısına kulak veren işçi ve kamu emekçileri sendikaları, siyasi partiler, üniversite öğrencileri ve işçilerden yana yurttaşlar olarak bir araya geldik. Şu anda sadece İstanbul'da değil, Gebze'de, Bursa'da, Manisa'da, Muğla'da, Eskişehir'de, İzmir'de ve pek çok başka şehirde onlarca meydanda yüzlerce insan madenciye ses olmak için alanlarda eylem gerçekleştiriyor. Çünkü biliyoruz ki devlet patron işbirliğiyle bitirilmeye çalışılan Fermas maden direnişi kazandığında direnen Polonez işçisi de, grevdeki Tarkıt işçisi de, MKB Rondo işçisi de kazanacak. Birleşen işçiler yenilmezler. Birleşen işçiler yenilmezler. Birleşen işçiler yenilmezler. Ülkeyi yönetenler bu işçi direnişlerinin kazanmaması için yasayı da, hukuku da, kolluğu da tüm keyfiyetiyle ve hiç saklamadan sermayenin hizmetine sunuyor. Milyonlarca çalışanın anayasal hakkı olan sendikaya üyelik hakkının formaliteden var olduğunu, hakkını kullanmak istendiyse işsizlikle, açsızlıkla cezalandırıldığını herkes görsün istiyorlar. Yeni anayasa tartışmalarıyla gündemi meşgul edildiği şu günlerde mevcut anayasanın 51. maddesine göre işçiler istedikleri sendikaya üye olma özgürlüğüne sahipken patronlar mücadeleci sendikaların iş yerlerinde örgütlenmesini engellemek için türlü yollara başvuruyorlar. Fermas maden direnişinde ve birçok işçi direnişinde onlarca kez benzerini gördüğümüz gibi Çalışma Bakanlığı hangi işçilerin sendikaya üye olduğu bilgisini patronlarla paylaşıyor, işçilerin işten atılmasına aracılık ediyor. İşçilerin haksız şekilde işten atılmasına izin veren İş Kanunu'nun 25'e 2. maddesi ise kıdem tazminatsız işsizlik maaşı hakkının gasp edilerek ve başka işe girmeyi zorlaştıracak şekilde işçiyi damgalayarak işten atmaya fırsat tanıyor. Sendikalar kanununu kaldırın, İSİK kanununu kaldırın, meclis köleliği yasalaştırsın, kaldırmıyorsanız da uygulayın, madencilerin hakkını verin. Haklarını alana dek mücadele kararlılığını gösteren madencilerin yanındayız. Zafer direnen emekçinin olacak. Zafer direnen